Selamünaleyküm, merhabalar, hayırlı akşamlar efendim. Konya'mızın Yıldız Ekranı Kanal 42 televizyonunda yeni bir Biz Bize Dünya programında karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, her programımızda dünyanın farklı coğrafyalarından farklı ülkeleri, o ülkeden öğrencilerimizle konuşuyoruz. Geçen hafta ilk programımızı yapmıştık. Bu haftaki konuğumuz göklere uzanan dağların, engin bozkırların, hür koşan atların ülkesi Kırgızistan. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdullah kardeşim hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz hocam. Siz Elhamdülillah. Şükür bizler de iyiyiz. Hamdolsun. Elhamdülillah. Siz de Teşekkür iyisiniz. ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Abdullah kardeşim buyur. Evet, bugün seyircilerimize tabii ilk başta hoş geldiniz diyorum. Yayınımız inşallah yine hayırlı olur. Amin Güzel inşallah. bir yayınla yine karşınızda olacağız. Bugünkü programımızda Kırgızistan'ı konuşacağız. Evet. Demin sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi meşhur atları olan, güzel doğal güzellikleri olan, bize çok yakın olan, kendi kültürümüze de kardeş ülkelerimizden Kırgızistan'ı konuşacağız inşallah. O zaman Mıktı Bey'i tanıyarak başlayalım inşallah. Mıktı Bey, hoş geldin diyeyim tekrardan. Kimdir Mıktı Bey? İstersen Konya'da ne yapar, ne okur, ne eder? Oradan başlayalım istersen. Buyur. Onları ilk önce çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kendimi Estağfurullah. tanıtırsam ben Kırgızistanlıyım. İsmim Mıktı Bek, Ömür Bekov. Burada Konya'da Konya Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde okuyorum. Şu anda 3. sınıfa geçtim. Kendim de Kırgızistan'ın Iskol bölgesinde doğdum. Orada çocukluğum geçti. Sonra da ailemizle beraber Bişkek'e taşındık, başkenti olan. Orada da lise okulunu orada devam ettim Bişkek'te. Oradan Kırgız Türk Anadolu Liseyi de var. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ortak lise. Evet. Orada mezun oldum. Ve burada da başvurup burasını kazanmışım. Buradayım şu anda da. Eyvallah. Peki Türkiye'ye geliş maceran nasıl oldu? Yani Kırgızistan'dan Türkiye'ye nasıl geldin? Bundan bahsetsen bize biraz yani Türkiye'de üniversite okuma fikri. Ben lisede başladı bu. Lisede okurken de Türkçe gördüm liselerinde. Derslerimiz Türkçeydi. Türk kültürünü tanımaya başladım. Sonrasında da devam ettireyim dedim bunu. Ya da yakından tanıyayım dedim. Ve burada da Türkiye'ye gelmek istedim. Başvuru yaptım. Amacım iyi bir eğitim görmek. Ve Türkiye'de şu anda üniversite olarak dünyada en iyi ülkelerin sırasına giriyor. Ondan da başvuru yaptım da buraya kazandım. Orada Eyvallah. geldim. Burada hangi bölümü okuyorsun Mukti Bey? Bilgisayar mühendisliği. Maşallah. Bilgisayar Maşallah. mühendisliği. Peki memnun musun şu anda Türkiye'de olmaktan, Türkiye'de üniversite okumaktan? Yani pandemi süreci de var, online eğitim devam ediyor. Aynen. Yani nasıl beklediğin verimi alabildin mi Türkiye'den? Tabii ki de beklediklerini alabilirim diyebilirim. Çünkü buraya geldiğimde sadece eğitim amaçlarında değil de başka bir dünyanın başka bölgelerinden gelen insanları da tanımak amacım vardı. Eyvallah. Konya'da da şu anda 70'ten fazla ülkenin öğrencileri var. Onlarla tanıştık. Onların bakış açılarını öğrendim. Kendi bakış açılarımı daha genişledi diyebilirim. O amaçla çok şeyler kazanabildim. Çok Kendime çok iyi. katabildim. Peki Konya'da Kırgızistan'dan kaç tane öğrenci var? Yani o arkadaşlarla görüşüyor musunuz? Bir araya geliyor musunuz? Yani Bir etkinlik 70'e yapıyor yakın. Evet, musunuz? etkinlikleriniz var mı? Dernekleriniz var mı? Onları soralım. Bizimki dernek değil. Bizde burada Kırgız Öğrenci Birliği diye birliğimiz var. Evet. Şu anda da ben onun başkan olarak seçilmiştim geçen sene Oo, maşallah. de. Bu sene de yeni seçimler olacaktı ama bu pandemi döneminden bu dönemde biraz sıkıntılar çıktı. Ben de devam ediyorum şu anlık. Biz öğrenci olarak etkinliklerimiz daha çok kendimiz için yapıyoruz. Evet. Mesela tabii ki burada biz misafir olarak da sayılmıyoruz pek de. Aynı kültürden geldik. Tabii, 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 Ama tabii. yine de Kırgızistan'ı özlüyoruz. Öyle bir özlem var. Ondan da biz daha çok kendi aramızda toplanıp, kendi yemeklerimizi yapıp, Evet, böyle konuşacağız inşallah Kırgız yemeklerimizi yemeklerinde. yapıp da birbirimizi daha böyle uzakta, ülkemizden uzak olmama amacında. Yani birliğinizi kaybetmemek için, bir Aynen. arada durmak için. Kaç kişi var mesela şu Şu anda anlık Kırgızistan'dan? Kırgızistan'dan gelen öğrencilerimizden burada okuyan 50-55 civarında öğrencimiz 55 var. civarında Farklı maşallah güzel bölgelerde. güzel çok iyi. Evet.
Türkiye'deki öğrencilerle de irtibatta mısınız? Yani tabii diğer illerdeki öğrenci olarak gelip burada okuyan arkadaşlarla. Aynen. Benim bu Konya'da olduğu gibi diğer şehirlerde öyle birlikleri var. Kırgız birlikleri. Hı hı. Oradan biz toplum, mesela ben başkanım. Diğer tarafında bir Kayseri'de mesela, Ankara'dan olsun. Onların da kendi başkanları var. O evet. İrtibattayız onlarla da. Maşallah. Şey, grubumuz var WhatsApp. Bir şey olursa konuşuruz. Bir program İnşallah. Hazırladığımız zaman Allah muvaffak etsin. Güzel çalışmalar. Tabii ki burada okuduğunuz sürece kendi arkadaşlarınızdan başka diğer ülkeden olan arkadaşlarınızla irtibatta kalmak, üniversite bittikten sonra ilerleyen hayatınızda da bu arkadaşlarla o bağı kurabilirseniz hem kendi arkadaşlarınıza farklı farklı bölgelerden gelen hem de diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla bir kardeşlik kurup uzun yıllar o dostluğunuzu pekiştirip devam ettirebilirsiniz. Böyle bir birliğimizin olur. Amacı da kendi ülkemizi, kendi kültürümüzü tanıtmak. Mesela geçen sene de Çıngız Aytmatov'un doğum günü 12 Aralık'ta evet. yapılan programımızda da Kırgızistan'ı ve Çıngız Aytmatov'u anma programı ve tanıtma programını yapmıştık. Eyvallah. Biz de o programa katılmıştık zaten. Evet, çok memnun kalmıştık Cengiz Aytmatov programına. Gerçekten o programa emeği geçen bütün arkadaşlara tekrardan ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yani hem Cengiz Aytmatov'u hem de Kırgız kültürünü, Kırgızistan kültürünü çok güzel yansıttığınız bir programdı. Keyifle izlemiştik biz de. Peki Cengiz Aytmatov'dan söz etmişken, yani bizim Türkiye'den Kırgızistan'a dair en iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi Cengiz Aytmatov. Evet, yani hikayeleriyle, romanlarıyla. Mustafa Hocam biraz kısa bir tarihçesinden bahsedelim. Ondan sonra zaten edebiyat köşemize geçip orada uzun birazcık konuşacağız. Çünkü Eyvallah. Gerçekten Cengiz Aytmatov çok ünlü, çok değerli bir yazar. Türk dünyasının en önemli yazarlarından ondan dolayı. Buyur birazcık şöyle kısa bir tarihinden bahsedebilir misin bize? Kırgızistan hakkında biraz kısa bahsedeyim. İlk olarak tarihe Kırgızistan diye, Kırgız diye isim milattan önce Çin kaynaklarından alıyoruz tabii ki bunları. Evet. Çin kaynaklarına göre milattan önce 201 yılında tarihi geçmiş. Sonra da o şey Enesei Orhan yazılarında orada da bahsediliyor. Sonra o 9. 10. yüzyıllarda Kırgız devleti kurulmuş. O Uygurlardan sonraki evet. devletlerden birisi. Sonra da o Karahaniler devletinin altında Moğol imparatorluğunda sonra Rusya geldi Orta Asya'ya. Sonra da 1991'de 31 Ağustos'ta Sovyetler yıkıldıktan sonra kendi devletimizi kurduk. Öylece evet. de şu anlık 28 yaklaşık 29 senelik bir tarihçemiz var. 29 senelik bir Kırgız devleti var. Aynen. Eyvallah. Kırgızistan'ın tarihinde aslında yani Türkler İslamiyet'le tanışması açısından da önemli bir bölge var. Talas bölgesi. Aynen. Evet, o Çinlilerle yani, Arapların savaş olduğu yer. Aynen. Orada Türklerin İslam'la ilk tanışması, ondan sonra ilk Türk birlikleri, Türk devletlerinden Karahanlılar mesela Kırgızistan bölgesinde önemli eserler var. İslam dininin gelmesi de o dönemlerde başladı. Evet. Orta Asya'ya gelmesinde de. Kırgızlar da Karahanilerden aldılar İslam dinini. Peki şu anda nasıl? Yani Kırgızistan'da İslam veya başka dinler, etnik unsurlarla alakalı durum nedir mesela Kırgızistan'da? Şu anda Kırgızistan'da 80'den fazla şey yaşıyor. 80 etnik 100 grup. Etnik grup. Ama Kırgızlar çoğunlukla Kırgızlar tabii ki de. Dili olarak da konuştuğumuz dil Kırgız dili, resmi evet. dil ve bir de resmi olarak da Rusça dili var. Rus dilleri çoğunlukla şeyde şehirlerimizde geçerli konuşulan dillerden. Din olarak da bizde %80'inden fazlası Müslüman diye biliyorum. Evet. O kalanları da Hristiyan, ateizm o dinlerden. Yani Rusya'nın zaten gerek Sovyetler dönemiyle alakalı da Kırgızistan'da ciddi bir etkisi olmuştur muhakkak. Yani çok o önemli dönemde bir yani tabii mimariye Rusya için etki ediyor. Için özellikle çok önemli bir ülke oluyor Kırgızistan. Ondan dolayı da Sovyetlerin hep göz önünde olan bir ülkeydi. Hocam biraz teşekkür ederiz. Biraz edebiyata girebiliriz artık. İlk tabii ki şimdi Cengiz Aytmatov dedik ama ondan önce aslında daha da eski olan ve ortak kültürümüz olan bir Manas Destanı şeyi var, olayı var. Evet. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Manas Destanı nedir? Ortalama içinde ne içerik şey yapabilir? Bize mesela buradan bir kısa bir şey okuyabilir misin? İstersen tabii kısa bir şeyle başlayalım, öyle aktaralım. Anlatayım, sonra seyircimize. Şey yapalım, biraz söyleyeyim Manas Destanı'nda. Tamam. Manas Destanı'nda Manas Kahraman hakkında bahsediliyor. Manas Destanı dediğimiz zaman bu
sadece savaşlar değil de o yaşadıkları kültür, oyunlar olsun hepsini içerisinde kapsayan bir destan, büyük bir destan. Ve biliyorsunuz dünyadaki en büyük destanların sırasında şu anda da satır olarak da 500 bin satırdan fazla satır. 500 bin satır. Aynen 500 bin satır. Maşallah. Ve onu sadece bir kişi söyleyen. Ve bunun da söyleyişlerine göre, insanlara göre farklı farklı çeşitleri var. Evet. Mesela genel olarak olay aynı ama anlatma şekli farklı farklı gelenler insanlar. Hmm. Mesela büyük biz o Manastırsan söyleyen insanlara Manasçı diyoruz. Manastırçı. Aynen. Manastırçılar da kendileri arasında ikiye ayrılıyor. Büyük Manastırçılar. Büyük Manastırçılarda 3 tane büyük manastırımız var. Evet. Bu da Sayak Bay, en ünlü manastırlardan biri. Sağım Bay ve Cusma Bay. En ünlüsü de Sayak Bey, değil aynen. Mi? Aynen. Cusma Bay da bu Doğu Türkistan'daki, şu andaki Çin bölgesinde olan. Oradan çıkmış, oradan yaşamış. Ve Manas Destanı'nın şu anda 1995'te de Manas Destanı'nın 1000 yıl oldu diye şey kutlamış biz. Sonra da nelerden bahsedeyim? Yani Manas Destanı ile alakalı ben araştırırken şöyle bir bilgi öğrenmiştim. 6 ay sürüyormuş. Manas Destanı'nın başlayıp okunup bitirilmesi 6 ay süren bir süreçmiş. Baştan sona aynen. Okunması bu kadar aynen. Ciddi bir şekilde. Zaten çok fazla dediğin gibi sayıca Manas Destanı'nı baştan sona okuyup bitirebilen insan yok zaten. Yani bayağı bir marifet baştan sona okumak. Söyledikleri zaman da durduramıyorlar. Böyle Manas başlıyor orada. Evet. Ve program hazırladığında Manasçılar geliyor, söylüyorlar. Söyledikleri zaman da tamam yeter diyor ama durmuyor o. Şeyine giriyor. O atmosfere giriyor. Evet. Söylemeye devam ediyor. O zaman senden bir de seni deneyelim bakalım yani Manas Destanı'ndan şöyle bir söylemeye başla bakalım durdurabileceğiz mi? O kadar da değil ama söyleyelim bir. Tamam. Ey mandayı cazı başı kuş, bar boyunda dur at duş, koç kortumşu koş kirpik, körkü kalça közütik, calayak oğuz car kabak, cağı cazı ey uzun, ermin özü kürünüt, kündön kün ötüp, kün mezgili keliptir, aydan aydan ay ötüp, ay mezgili keliptir, oş ol kezde ermanas, cedi gece aşıt olupdur, an koyulan atı çoğun cindi, çin manas atın kim bildi, 40 balanı 40 üydün, manas bir günü cinap alıptır, çoğun altaydı talaga, çoğun koltup oyun salıptır, kara kıtay majdudan, 80 bala barıptır. Ses kırs ötüp 40'ına 40'ındaşıp kalıptır. Eyvallah. Biz dur demeden durdun ama hakikaten durmayacak zannettim. Evet. Bu şekilde coşkulu bir şekilde söyleniyor. Değil aynen. Mi? Yani bir marş gibi o zaman. Ne diyor peki? Yani ne anlatıyor burada? Tabii ki de mesela şu anda senin okuduğun şiir, yerde. Şiir gibi gelir ama bu Kırgızların yaşamasına o göçebe halk olduğunlarını, Kırgızların kültürünü anlatıyor. Şimdiki ben söylediğimde o Manas'ın babası Jakup diyoruz. Jakup da uzun zamandır çocuğu olmamış. 53 yaşında Manas gelmiş. Çocuğu olmuş. Tamam. Onu da gördüğü zaman ilk gördüğünde onun görüşünü nasıl olduğunu Manas'ı şey yapıyor. Anlatıyor. Ve o çocukluğundan da bir kahraman çıkacağını belli ediyor. Sonra da günler geçti diyor. Aylar geçti, günler geçti. Manas 7 yaşına gelmiş. 7 yaşına gelmiş de bir toplam o Kırgızlar ile oyun yapmışlar. Orada Kıtaylar, Çinliler de varmış. Diğer halklar da varmış. Oradan da Çinlilere baskı yapmış Kırgızlara. Oradan da hepsini şey yapmış Manas. Manas hepsini dövmüş. O çocukların hepsini dövmüş. Tamam. Yani Manas'ın kahramanlıkları, hikayeleri anlatılıyor. Eyvallah. Hocam biraz Cengiz Aytmatov'a geçelim. Tamam. Biraz uzun da oldu. Cengiz Aytmatov nasıl anlatabilirsin bize? Yani ne diyelim, nasıl tanıyalım? Seyircilerimiz muhakkak biliyordur. Birçok kitabını okumuşuzdur. Özellikle bizim Türk sinemasında da Selvi Boylum, Al Yazmalım filmine aktarılmış. Türkan evet. Şoray'la Kadir İnanır'ın başrolde oynadığı film ve Yeşilçam'dan bu yana hani şu an belki son nesle kadar gelmiştir yani çok önemli bir şey. Birazcık bahsedebilir miyiz? Tabii ki de Çingiz Aytmatov dediğimiz zaman Çingiz dediği zaman Kırgız'ı Kırgız dediği zaman Çingiz'i
insanlar hatırlıyorlar. Evet. Dünyada da sadece Türk dünyasına değil de tüm dünyaya eserleri dağılmış. Zaten yazdıkları eserleri 170'ten fazla dille çevrilmiş. Evet, 176 i̇şte, dile çevrilmiş. 176 hocam. Dille yani, çevrilmiş. Büyük bir başarı hani. Onların da en ünlü yapanlar, ilk yazarların eserlerinin biri de Cemile, aşk hakkında evet. eserlerinin birisi. Dünyadaki en güzel aşk anlatan eserlerinin birisini diye sayılıyormuş o da. Evet, batılı bir ismini hatırlamıyorum. Louis Aragon, bir, Fransız. Fransız yazar evet. Louis Aragon şey yapıyor. İlk defa batıya tanıtan Louis Aragon. Onun sayesinde de bütün dünyaya tabii. Çingiz Aytmatov'da biraz basitleyim. O Kırgızistan Talas bölgesinde doğdu. Talas bölgesinde doğup onun çocukluğu tabii ki de zor zamanlara geliyor. İkinci Dünya Savaşları evet, orada evet, da büyüklerin hepsi savaşa gittiği için çocuklara düşüyordu işleri, zor işlerin hepsi. Orada çalışmış, sonra da Kazakistan'daki veterinerlik fakültesinin okumuş oradan. Oradan da Frunze'ye girip sonunda da Bişkek başkentine gelip bize Kırgızistan'da. Onun şeyde okumuş, Tarım Enstitüsü'nde okumuş. Sonra gidip Moskova'da da 2 sene Edebiyat Enstitüsü'nde okup oradan bitirmiş. Oradan da yazmaya başlamışlar. Onun da yazdıkları gezitlere yayınlanarak öyle Sovyetlerin Yazarlar Birliği diyelim mi? Oranın şeyini alınmış. Evet. Yani çok yönlü de bir yazar aslında. Yani aynen. Baktığınızda sonrasında zaten diplomatlığı da var. Aynen. Yani Kırgızistan'ın bağımsızlığından sonra büyükelçilik görevlerinde vesaire bulunuyor. Yani Türkiye'de de çok iyi bilinen, tanınan bir yazar. İşte burada Gün bir... Olur, Asra Bedel'dir, Beyaz Gemi'dir. Ondan sonra Selvi Boyun'un Al Yazmalım'dır vesaireyle. Burada çok, bir çok ifadeye yer vermek istiyorum. Özellikle literatüre girmiş bir kelime var. Mankurt. Evet. Belki arada biz de kendi günlük hayatımızda bu dili kullanıyoruz. Burada Mankurt'u bilmiyorum bilen var mı ama kısa bir açıklamak isterim. Mankurt da eskiden bir insanı cezalandırmak için veyahut da onu işte ele geçirmek için, kendisine hizmet edebilmek için deve derisinden insanı kafasını kazıyıp başına geçiriyorlarmış ve kızgın çölde artık sıcak bir alanda bekletiliyormuş ve belli bir süreden sonra o aklını yitiriyormuş ve onu istediği gibi kullanabiliyorlarmış. Bu çok acayip bir şey. Hani gerçekten işkence olarak ve bu mankurt ifadesini ilk Aytmatov kendi eserlerinde evet. kullanıyor. Literatüre geçiyor. Aslında burada da birazcık da Sovyet dönemini eleştirmek için de kullandığı bir ifade olarak geçiyor. Bunu da bir anekdot olarak seyircilerimize vermek istedim. Evet, Mıkti Bek. Başka edebiyatı da konuştuk. Tabii Cengiz Aytmatov böyle kısa vadede uzunca konuşulması gereken, kısa aynen. vadede konuşulamayan bir şey. Biraz daha ilerleyelim, ekonomiye geçelim. Kırgızistan nasıl bir ülke ekonomik olarak? Bize anlatacağın ne var? Yani aslında daha önce Kırgızistan nerede? Hani yani Kırgızistan'la alakalı bir tanışıklığımız var eyvallah ama seyircilerimiz dediğimiz gibi yani bu programda dünyanın farklı coğrafyalarını kendi dilinizden anlatmayı da hedefliyoruz bir noktada daha yakından tanımak için. Tam olarak nerede Kırgızistan, yani nasıl bir ülke, coğrafi yapısı nasıl, yani oralardan devam edelim gidelim. Kırgızistan Orta Asya'nın tam ortasında diyebilirim. Tamam. Tam ortasında. İçinden, Orta Asya'nın içinden. Tamam. Sınırlarımızda Çin ile sınırımız var, Kazakistan ile, Özbekistan ile ve Tacikistan ile, 4 ülkeyle sınırımız var. Ve bir de yapısı, coğrafi yapısı olarak da %65'inden fazlası dağlar. Ve o dağlarında erimeyen buzların alanının %4'ünü erimeyen buzlar kaplıyor. Hmm. Su miktarına çok meşgulü tamam. bir ülke. Tanrı Dağların Tanrı, evet. ülkesi aynen. mi diyelim? Yani Tanrı Dağlarının eteğinde zaten yani değil mi? Tanrı Dağlarının eteğinde. Evet. Kırgızistan'da 7 bölge var bizde, il dediğimiz buradaki hı hı. ve her bir bölgenin kendi başkenti var şehirlerinin de. En büyükleri de bu Bişkek ve Oş şehirleri. Bişkek de bizim başkentimiz, Oş da bu ikinci başkentimiz diyebilir miyim? Hı. Güneyindeki. Tamam. Yani ülke zaten güney-kuzey ekseninde biraz şey evet, oluyor, aynen. şekilleniyor herhalde değil hı. mi? Yani bir kuzey bölgede toplanan bir yerleşim var, bir de güney bölgede toplanan bir yerleşim var.
Aynen. O Güney bölgesinde lehçelerde daha çok Özbekistan, Tacikistan ile karışmış gibi geliyor ama tamam. Güneyinde de o kadar çok değil ama güneyde de kendi kuzeyinde de kendi lehçesi var. Ve güney ile kuzeyin arasında şey var. Fark mesela güneyde sıcak oluyor. Tamam. Kuzeyde de biraz soğuk oluyor. Biraz daha yükseklik olduğu için. Peki buralara yerleşim bakımından yani mesela işte hani dedin ya etnik farklı unsurlar var. Buralara yerleşim bakımından bir farklılık var mı? Mesela işte kuzeydeki bölgelerde daha çok şu etnik unsur veya şu milletler güneydeki bölgelerde diye bir farklılık var mı? Kuzeyde daha çok Ruslar var diyebilirim. Güneyinde de o Özbekistan, Özbekler, özellikle de Tacikistan, Oş bölgesinde değil aynen, mi? Aynen Oş bölgesinde Tacikler, Özbekler geçmektedir. Aynen. Aynen. Ekonomik olarak da ben birazcık tabii şöyle bir baktım. Özellikle hidroelektrik ön plana çıkıyor. Yani ülke ürettiği elektriğin %70'ini kendisi kullanıyor. Çok büyük bir başarı. Ayrıyeten tarımda bayağı bir çalışmalar var. Tarım güçlü. Sanayi kuruluşları güçlü. 600'ün üzerinde sanayi kuruluşu var. Bu noktada çok iyi. Altın rezervi varmış. Ben bilmiyordum. Özellikle biz biraz daha Afrika alanında diye duyuyoruz hep. Ama sizin orada da altın rezervleri var. Daha doğrusu doğalgaz, çinko gibi başka elementler de var. Madenler. Özellikle zaten madenden sonra ülke gelişip 1970'li yıllardan sonra sanayileşme şey yapıyor ve ihraç ürünleri çıkıyor ortaya. Evet onlar da var da ama yine de bize ekonomisinde orada hayvancılık daha çok baskı evet. yapıyor. Çünkü biz göçebe halk olduğumuz için evet. daha ve bir de dağlar olduğu için bizim için hayvancılık daha böyle yapmamız için daha kolay geliyor. Evet. Peki, hayvancılıkta peki en çok hangi hayvanlar besleniyor? Yani küçük baş, büyük baş. Küçük başlar daha çok. Koyunlar, keçiler onlar daha çok yemez. Ama yine de inekler var, atlar var. Evet. Şimdi Kırgızistan'ı araştırırken yani programa hazırlık yaparken araştırırken göçebe kültürünün halen yaşamaya devam ettiğini okuduk, gördük. Yani şimdi tamam. Bütün dünyada şehirler artık merkeze toplanıyor. Büyük şehirler oluşuyor. İlla ki Kırgızistan'da da böyle. Ama benim en çok dikkatimi çeken herhalde dünyanın böyle en el değmemiş coğrafi güzelliklerinin olduğu, göçebe kültürünün yaşanmaya devam ettiği ülkelerden bir tanesi de Kırgızistan herhalde. Yani nasıl o göçebe kültürüyle alakalı neler söylersin? Yani ne kadar mesela halkın ne kadar göçebe kültürüyle devam ediyordur? Aslında şu anlık çok o kadar önceki gibi göçebelik yok ama çoğu zaten şehirlere şey evet. yapıyorlar, toplanıyorlar. Ama yine de şu anlık var. Nasıl oluyor? Biz yazın dağlara çıkıyorlar. Tamam. Dağlardan hayvancılık yapıyorlar. Tekrar kış gelince de tekrar köylere iniyorlar. Ha yani yarı göçebe yarı şehirli haline gelmiş vaziyette. Yani bizim yazın yayla usulü aynen. kullandığımız özellikle Karadeniz bölgesinde veyahut da Akdeniz'deki bazı bölgelerde özellikle Mersin yörük, gibi yörük kültüründen mesela, gelen bir şey var. Şehirde de yaşanıyor ama göçebe halkı da yaşatılıyor. Yani orada hala o göçebelik devam edebiliyor yani. Çok fazla diyemem ama yine de var. Evet. Orada o zaman yani göçebe kültürüyle alakalı mesela şeylere de girelim işte. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Bunun göçebelerde önemi nedir mesela? Nedir bu? Yani bunu bize tanıtsam mesela. Yani bugün buraya şey olarak seninle konuşmak için böyle malzemeleri de getirdik. Nedir senin ağzından dinleyelim. Yani göçebe kültüründeki bunun önemi nedir, ismi nedir? Aslında bu bizim önceki göçebe halklarımızın yaşamamız en kolaylaştıran evlerden diyebilirim. Ev olarak kullanıyoruz. İsmi de Bozi diyoruz ama bu tam onu vermiyor şeklini. Biraz bizimki farklı. Aslında ben buldum. Evet. Mustafa Hoca erken davrandı. Şöyle bir şey var. Seyircilerimiz bilmiyorum görebiliyor mu, yakınlaştırabiliyor muyuz ama aslında Bozi dediğimiz şey bu. Keçeden evet, yapılan. Keçeden. Şey yağmurdan koruması için şöyle sana vereyim, takdim edeyim. Yani nedir peki bunun bari. Özelliği? Bunu anlatmamız, seyircilerimize tanıtmamız gerekirse yani özelliği nedir bozuyun? Bozuyun özelliği de kışın çok sıcak oluyor içerisinde. Yazın da sıcaklığı içerisinde şey yapmıyoruz.
İçerisi ılık oluyor. Yani doğal klima var. Yani doğal evet. klima var. Keçenin zaten hocam özelliği zaten o. Kışın özellikle serin tutma, sıcak tutması, yazın da serin tutması. Ondan dolayı da zaten keçe kullanımı aynen. ağırlıklı. Ve bir de yapımsal olarak da bunu çok hızlı toparlayabiliyorsunuz. Tekrar da şey yapabilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Ve bir de at üstünde de bunları da taşıyıp göçebe halk olduğunuz için öyle devam etmek istedik. Tamam. Şu anlıkta pek çok yaşanmıyor buralarda. Sadece şu anda öyle turizm için kullanılıyor. Turizm için. Aynen. Peki nasıl yani turizmle alakalı Kırgızistan'a çok gelen eden turizmle nedir? Daha çok yazın turizm aslında Kırgızistan turizme en güzel bir ülkelerin sırasına giriyor. Tamam. Dağ olduğu için dağlar ve bir de şöyle de söyleniyor Orta Asya'nın şeyi İsviçre'si. İsviçre. Öyle geçiyor. Aynen. Çünkü aynen. ben resimlerden birazcık baktım bildiğiniz Avusturya bölgesi işte İsviçre bölgesi çok benziyor ama İsviçre'ye daha çok benziyor. O kadar güzel doğal güzellikleri var ki yani muhteşem bir gidip gerçekten görüp gezmek lazım. Turistlerin çoğu da şey için geliyor. Doğal güzelliklerini görmek için geliyor. Ve bir de yazın Skölü görmek için geliyorlar. Gezilecek yerlerden. Evet. Kışında aynı bölgeden kayık yapmak için dağlara geliyorlar. Daha çok da Ruslar geliyor bildiğim kadarıyla. Aynı. O Rusya, Kazakistan etrafımızda olan ülkelerden daha evet. çok geliyor. Evet. Şimdi tabii şeyle bahsetmişken Böyük'le neydi ben tam söyleyeyim. Bozüy. Bozüy'den bahsetmişken halılarınız var. Yani halılar meşhur. Onlar da keçeden halılar olarak yapılıyor. Burada daha çok bitki ve hayvan motifleri kullanılıyormuş. Yani çok güzel şeyler var. Resimlerde de gördük. İnşallah seyircilerimize de aktarabilirsek. Keçelerden güzel olur. Burada var mesela. Başka keçe. Evet, keçelerden. Keçelerden mesela çantalar getirdik mesela yani keçe. Bunu kim kullanıyor Mıktıbek? Yani bunu genelde bayanlar mı aynen, yoksa bayanlar, herkes kullanır mı? Nasıl yani keçeyle alakalı? Bayanlar için. Bunu evet başka böyle, takkelerimiz var aynen, aslında. Takke var. Aynen mesela senin başında. Ya. Aynen. Yani bunu takabiliyoruz değil keçeden. Mi? Tabii ki. Yani. Dur ben deneyeyim ya. Oluyor mu? O Abdullah sana da bayağı yakıştı ya. Yani, valla ben bunu alıp götüreyim ya. Yani sıcak tutuyor mu soğukta? Yani. Soğukta o amacı o zaten. Ha tamam. Soğuk zamanlarında sıcak tutuyor kafanızı. Yazın da şey oluyor. Evet oldu mu yakıştı? Yakıştı mı? Yakıştı. Sen bundan sonra programı öyle yakıştı. Devam ettir. Aynen. Bayağı yakıştı peki, yani. Peki kulakları üşümemesi için bir şey yok mu böyle hani? Kırgızlar yani. Kulakları üşümüyor. Öyle mi? Allah Allah. O niye? Öyle bir özelliğimiz var. Kulaklar üşümüyor. Yani mesela Konya'da da mı üşümüyor? Tabii Konya, Kırgızistan Konya'dan daha soğuk yerleri var. Ben yaşadığım bölge Konya'dan daha soğuk. Konya'dan daha aynen. soğuk. Yani daha soğuk. Gerçi iklim olarak zaten Konya'ya yakın. Karasal iklim. Sen çok garipsememişsindir herhalde. Geçen hafta burada Adem'i konuk ettik. Adem Sudan'dan geldi. Adam hayatı boyunca 20 dereceden aşağıya inmemiş. Yani sizde durum tabii Konya'ya yakındır o noktada. Peki niye yani o şeye alışma, iklime alışmadan dolayı mı? Yoksa mesela hani biz izliyoruz ya işte Ruslarda çelikleme var mesela. Doğar doğmaz işte buz gibi suyun içerisine sokuyorlar. Sizde de öyle bir şeyler var mı yani? Yok, bize o kadar da yok ama belki de alışmış gibi oluyoruz. Tabii ki kışın giydiğimiz şeylerimiz, şapkalarımız daha farklı oluyor. Onlar da yünlerden yapılıyor çoğunlukla. Evet. Keçe tabii, çok kullanılıyor zaten. Evet, yani bu kulaklarımızda onlar kapatıyor. Yani hakikaten keçenin çok kullanım alanı çok büyük. O yüzden çok güzel. Yani keçeyi seviyorum ama takkeniz yakıştı yakıştı güzel oldu. Yani başka bunlar, takke çeşitlerimiz de var. Bunu biz şey diyoruz, akkalpak diyoruz bunlara. Ve çeşitleri var bunlar. Mesela evet. gençler giymesi için. Mesela şöyle bir çeşitler. Bunların için. Mesela yani rengarenk farklı farklı olmasının bir özelliği var mı mesela bunların? Yani bu mesela dümdüz işte bunda herhangi bir desen yok mesela veyahut da işte renk yok bunda bunlar, siyahlı beyazlı. Siyah beyaz çok da yok da ama buradaki biz buralardan çok fark ediyoruz. Buraları kapalı olanları genelde büyükler giyiyor. Tamam. Böyle olanlarını kesik olanları burasında da gençler. Ha tamam. Ben biraz yani, yaşlıyım herhalde. Gençlikle yaşlılıkla alakalı. Evet ve bir de şey var. Erkeklerin evlenme zamanı geldiği zaman buraları yuvarlak oluyor aynen bu şekilde. Allah Allah. Ama o belirtmesi için öyle giyiyorlar. Benim yaşım geldi beni evet. evlendirin. Ha. Yani bizde pilava kaşığı saplama veya ayakkabıları ters çevirme.
Yani orada da gençler bu şekilde bildiriyorlar evlenmek istediklerini. Eyvallah. Yani bir de zaten Kırgız kültüründe, Kırgızistan kültüründe yani bu ataya saygı meselesi çok çok önemli. Evet. Araştırdığımızda da şey yaptık. Yani hani bizim Anadolu coğrafyasında bugün maalesef yavaş yavaş kaybetmeye başladığımız o ataya saygı halen devam ediyor. Bildiğim kadarıyla. Evet, bize çok saygı var büyüklere. Genelde evet. Atalar değil de büyüklere çok saygımız var. Onlara da biz Kırgız 7 adasını bilmesi lazım. 7 atasını. 7 kuşak öncesine kadar bilmesi lazım. Ay, maşallah. Peki sen biliyorsun şu anda? Söyleyeyim. Kendi atam Mars, Ömürbek, Kurmankul, Cemal, Öte, Köke. Ben 6'ya kadar biliyorum. 6'ya kadar. Peki kaç yılına kadar gidiyor mesela? En o 6. dede mesela kaçıncı yıllarda yaşamış mesela? 3 aşağı 5 yukarı böyle tahmin. 1800 yıllarında. 1800 sonrasındaki. Maşallah bayağı 200 sene. Kadar. Yani en azından bir 200 yıllık tarihi. Aynen, biliyorsun. Ailenin tarihini biliyorsun en azından. Çok çok güzel. Bizde de E-Devlet'te yeni bir sistem yani, çıkmıştı. Seyircilerimiz belki hatırlar. Bayağı bir olay olmuştu. Herkes işte neredeyse site çökecekti. Evet. Herkes işte ceddini takip etmeye çalışıyor. İşte takip edebilen, edemeyen genelde de herhalde 1825'lere kadar oradan sonra duruyor mesela. Yani ondan önceki yok. O da işte kaynaklardan şey yapıyor. Peki tabii biraz da takkelerden bahsettik. İşte kültüre girdik. Kalpağa girdik. Biraz da gelenek kültüre girdik. Yavaş yavaş. Mesela çok ilgimi çeken kartallarla avcılık var. Büyük büyük kartallarla çok ilgimi çekti. Mesela onlar ne avlıyorlar mesela kartallarla? Genelde kurtlar avlıyorlar. Kurt ve bir de şey diyoruz. Tavşan. Tavşanlar, aynen tavşanları avlıyorlar. Tazı, tavşan, evet. Kurt avladıklarını ilk defa duydum. Hiç Görsel olarak da yapanlar var orada. Mesela şeylerde yapıyorlar, gösterişlerde. Hmm. Kurt serbest bırakıyorlar, onlara kartal ile avcılık yapanlar var. Oo. Ama genelde kurtlara da biz Tayagan isimli köpeklerimiz var. Hmm. Onlarla da yapıyoruz. Şu genel olarak onların isminde de salburun ismini veriyor. Evet, salburun mesleğini duymuştum mesela. Aynen, onu okçuluk. Biraz sormak istedim. Sen baştan söyledin. Buyur. Salburun mesleği nasıl bir şey? Salburun bu bizim şeyimizden gelen mesela. Öncelik savaşla daha yakın olduğumuz için böyle hazırlık olsun diye okçuluk yapanlar, yaşamımızı devam ettirmek için hayvancılığa avcılık yapanlar. Evet. Öyle devam edip geliyor ve oyunlar çıkmış ortaya. Mesela ok atma, tamam. At üstünde ok atma gibi. Onlar ve yağlı güreş müsabakaları gibi sizde de böyle festivaller yapılıyor bunlarla evet. ilgili değil mi? Yani insanlar da gösteriyor, cirit atma işte. Bir de onların devam etmesi için de göçebe şeyi var, oyunlar o diye. 2014 yılında Kırgızistan tarafından başlatılan tüm göçebe halkların oyunları. Onlar şu anda dördüncüsü olacak. Evet. Kırgızistan'da 2014, 16, 18 yıllarında oldu. Her iki yılda bir değil mi? İki yılda bir, aynen. Şu anda da 2020'de Türkiye'de olacaktı ama pandemiden dolayı. Evet, olamadı. Ben de tam onu söyleyecektim. Normalde göçebe oyunları bu sene de Türkiye'de olacaktı ama pandemiden dolayı ertelendi sanırım. Evet. Göçebe oyunları yani gerçekten büyük bir organizasyon. Yani baktığınızda dünyanın dört bir tarafında o göçebe kültürünü devam ettiren işte Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere işte atlarla alakalı o oyunlar. İstersen biraz o oyunlardan bahsedelim. Yani ben o oyunları şeyden biliyorum. Van'da görev yaptığım zamandan Ulupamir'de Kırgızlar vardı. Orada sen de biliyorsundur muhakkak. Ulupamir'deki Kırgız köyünde o özellikle kökbörüyü istersen onlardan biraz bahsedelim seyircilerimize. Kökbörü dediğimiz bu at üstünde iki tane şeyimiz var. Kazan ismini veriyoruz. Böyle onlar ortada keçi var. Keçinin öldürülüp sonra kafasını alıp da dikiyorlar. Evet. Öyle bırakıyorlar. Onu iki takım ayırıyorlar. At üstündeki 11 oluyor bir şeyde takımda. Futbol maçı futbol yapıyorlar maçı, yani. Aynen futbol maçı gibi. Alıyorlar kazanı atmaya çalışıyorlar. Birbirinden alıp da. Bu Kökbörü'nde de Manastistan'da da geçer. Aslında okursanız bayağı bir oyun meşgul olduğunu, o zamanlarda da çok oynandığını ve onun dışında da oyunlarımızdan aşk oyunları,
siz aşk diyorsunuz, biz de onlara çikol diyoruz. Aslında burada da var olması lazım. Hani bunlar, kemik aşık. Aynen, aşık kemikleriyle oynanır. Evet, evet. Bunlardan da çok oynuyoruz biz oyunları. Yuvarlak çiziyoruz, yuvarlak tam ortasına diziyoruz ve o yuvarlaktan atıp çıkarmaya çalışıyoruz. Tamam, bizdeki miskete benzer bir tarzı aslında. Yani sonradan misketle oynanır halde biz çocukluğumuzda oynadığımız o şekle benzer. Aynen, benziyor ona oynanır. Ama on yarı çapı 2 metreden 4 metre kadar, 1 metreden 4 metre kadar oluyor yuvarlağın. Tamam, büyük, öyle bayağı büyük, geniş bir alanda. Eyvallah. Eyvallah. Biraz da şeyden bahsetmek istedim. Biraz tabii ilerleyelim. Evlilik ve düğün törenleri. Birazcık böyle araştırma yaptım. Konya veyahut da Türkiye'ye çok yakın. Yani bizde de mesela kız isteme, işte evlilik, düğün, yemek ağırlıklı zaten genelde aynı. Ama tabii bazı şeylerle de var. Hani birbirinin işte iki gencin birbirini sevmesiyle evlenmesi. İşte görücü usulü sizde de var. Evet. Ondan sonra başka mesela beşik kertmesi, işte kız kaçırma falan, bunun böyle bir şeyler var. Burada da mesela soracağım, ilginç olanları sormak istedim aslında. Biraz da not aldım. Mesela kız kaçırma geleneği var. Zoraki evlilikler, hani tabii şimdi biraz daha azalmıştır veyahut da yok olmuştur. Ama mesela bizim de ağırlıklı köylerde ve Güneydoğu'da var. Buna mesela sen ne dersin, yani bu gibi kültür devam eden etmeyenleri bize söyleyebilir misin biraz? Aslında bu bizim gelenek de değil de böyle hayata girmiş. Evet. Öyle de devam etmiş. Böyle kız kaçırma diye önceden mesela bakarsak tarihlere ve Manas Destanı'na da bakarsak, orada anlatan olaylarına öyle bir şey yoktu. Evet. Sonradan gelmiş bir şey. Ama 2012 yılına kadar öyle bir serbestlik vardı. Yani sokakta görünen kızı kaçırıyorlar, evleniyorlar onunla. Ya ama sonradan kültür edinilmiş ama nereden aynen geldiği belli değil. Çünkü zaten işte birkaç yer değiştirmiş. Yani Sovyet yaşamış. Ondan dolayı tabii ki kültürün değişmesi veyahut da bir iki kişinin bir şeyi yapıp da ondan sonra onun kültürleşmesi. Ama tabii günümüzde artık bu gibi şeyler daha da azalmıştır. Tabii ki de 2012'den sonra çok azalmaya başladı. Çünkü o eğer mesela kaçırdınız diyorum kızı. Eğer o şeyi kabul etmiyorsa kız, o kaçırılan erkeği hapishaneye atıyorlar. Evet, 4 evet. yıldan 7 yıla kadar. Evet, yes. Burada da şimdi günümüzde yes. duyuyoruz ister istemez yes. hani yes. Bu şekilde, ama aynı şekilde bizde de eskiden belki çok daha şikayet edilmemiş ama şimdiden sonra artık bütün dünyada böyle bir şeyler yok. Mesela bizim kültürümüzde olan ölen hani kocasının abisiyle evlendirilme mesela, bu sizde bizde de var. De var. Bizim de hani daha çok yani köylerde eskiden daha çok işte 40-50 yıl önceki hallerde olanlar var. Günümüzde işte mesela beşik kertmesi mesela duydum. Hani bu tabii şu an sizde de yoktur büyük ihtimalle. Evet. Var mı hocam? Bize yok sayılır ama böyle çok yakın olan arkadaşları onlar yapabilir. Ha, anladım. Anladım. Peki yani ben oyunlara tekrardan dönüp şeyi sormak istiyorum. Yani at. Yani atın Kırgızlar için apayrı bir önemi var. Evet. Yani aslında bütün Türkiye cumhuriyetlerde bunu görebiliyoruz ama herhalde bunun en üst düzeyde görüldüğü yer Kırgızistan. Yani at hayatın her yerinde. Yani yemeğine varıncaya kadar. Yani bizden farklı olarak, evet biz de atları çok seviyoruz. Yani bize çok yakın gelen hayvanlar ama yemekte vesaire de kullanılmıyor. Atlarla alakalı nasıl bir şeyler anlatırsın? Yani böyle buraya Türkiye'ye geldiğimde sorulan sorularında çoğu öyle oldu. Evet. Siz at etini yiyor musunuz ya? Yani da evet. Niye yemeyelim yani? Niye? O da biraz güçlü bence şeyden dolayı. Yani biz daha yüksek dağlarda yaşadığımız tamam. için onun eti daha bize şey veriyor. Güç veriyor yani. Daha sert değil de böyle güçlü diğer ineklerine göre, koyunlarına yani göre. Kaslı. Artık kas yapısı daha aynı, şey. Yağlı olduğu için. Evet. Ve bir de ama biz ya at yiyoruz dediğimizde şey diyemiyoruz. Kullandığımız atları yemiyoruz tabii ki de. Doğal serbest biz kullanmadığımız yabani atları yiyoruz. Yani, yabani gibi atları evet. yiyoruz. Yani bir de çiftlikler varmış mesela değil mi? Yani özellikle binek için kullanılan atların ayrı yetiştirildiği, evet, işte yemek için kullanılan atların ayrı yetiştirildiği çiftlikler varmış. Atlarda at demişken aklıma şey geldi. Ben bir şey daha bulmuştum.
Şöyle bir şey buldum. Evet, ne o? Ne bu? Biz at sütünü de içiyoruz. Sütünden kımız yapıyoruz. Evet, kımız. Kımız yani bizim, kımızı da buna saklıyoruz. Bunu da Koyukor ismini veririz. Koyukor. Koyukor. Bu deriden Koyukor yapılıyor herhalde değil mi hocam? Aynen, deriden yapılıyor. Yani şöyle. Peki bunun özel bir şey var mı? Yani bunun özelliği nedir? Tabii ki kımızın bozulmaması için kullanılıyor. He. Uzak zamandır saklanması için. Tamam. Peki kımızın şeyi ne? Yani kımız Türkiye'de de marketlerde vesaire satılıyor. Görüyoruz raflarda ama yani sizde farklı bir yapılış şekli veya nasıl onunla alakalı bir farklılık var mı? Buradaki kımızları ben görmedim aslında ama Kırgızistan'da nasıl oluyor? At sütünden alıyor. At sütünü aldıktan sonra biraz bekletiyor. Sonra çakalayarak şey yapıyorlar. O kımıza dönüştürüyor. Tamam. Biraz bekletiyor. Yani ne deniyorlardı ona? Böyle yayık. Bizde yayık ayran kültürü vardır. Çalkalaya çalkalaya yapılan. Aynı mantıkta. Bizde şey var. Bu böyle bir şeye koyuyoruz onu. Tamam. Yukarısından da şey yapıyoruz. Çakalamak için Bişkek adı verilen bir şeyimiz var. Ne kaşık için? Gibi bir kaşık şey. Gibi bir şey. Tamam. Ama onunla çakalıyoruz öyle. Karıştırıyoruz. Tamam. Eyvallah. Hocam vaktimiz biraz daraldı ama biz tabii Kırgızistan'a bir program artık, yavaş şey yapamadık yavaş. Ama kısa kısa şöyle yemeklerden de bir şöyle alalım. Hani seyircilerimiz hem en azından bu konuda da bilgi sahibi olsun. Mesela yemeklerde işte beş parmak, kurdak, cılkı, tokoç, nan, kattama bu gibi yemek şeyleri var. Burada şöyle bir kısa bir şey alabilir miyiz? Yani yemek kültürüyle alakalı. Tabii ki de bizim yemeklerimizin en meşgulü, en Kırgız yemekleri de tanıdıklarından beş parmak diyoruz. Beş parmak da biz önceden değil de şu anda çok yemiyorlar. Ama beş parmakla yediğimiz için bu beş parmaklarımız. Yani ama isminin geldiği yer beş parmakla yenilmesi. Ne peki içerik? İçerinde hamur var. Hamur tamam. Ve üzerinde et var. Et var. Zaten etsiz yemek yok herhalde. Birazcık araştırdım. Hamura biz erişte diyoruz burada. Siz hamur olarak mı kullanıyorsunuz? Erişte biraz makarnaya benzer. Aynen makarna. Aynen yani biz bunu mesela kültürümüzde özellikle de göçebe hayatı olan veyahut da demin bahsetmiştik orada kullanıyor. Yani erişte mesela kültürümüzde yani var. Yani genelde daha çok bizde de mesela dağ köylerinde daha çok bilinir mesela eriştedir. Şeydir. Yörüklerde yani, mesela. Yani yörüklerde çok daha fazla bilinir mesela. Yani siz de şu anda hali hazırda en meşhur yemek olarak beş parmakta. Ayrıyeten burada şey ben mesela not almışım kurdak biraz bizim şeye benziyor. Burada kavurma kültürümüz var ona benziyor. Mesela nan ekmek demek değil mi hocam? Aynen. Tokoç nan bir işte bizim ekmeğimize benziyor. Tandır ekmeği aslında yani biz tandır ekmeği diye biliyoruz. Biraz böyle motifi falan var böyle yuvarlak değil mi hocam? Tandır ekmeği de şu anda da çok kullanılan ekmeklerin biri de biz de tandır ekmeğini yiyoruz. Evet. Ve tandırdan da samsa yapılıyor orada. Samsa araştırdığımızı bilmiyorum. Samsa'da ekmek dışarısı ama içerisinde et var. Evet biraz biz mesela biraz daha mantıya benzetiyoruz ama mantı gibi değil. Biraz daha hani etli börek gibi veyahut da işte farklı bir şeyi var. Evet. Hocam evet, çok teşekkür ederiz. Gidiyor. Muhabbet devam ediyor. Yani. Yemekler tabii daha var. Mesela işte lagman var. Mesela katlama bizdeki katmer mesela hani İşte çak oromo falan ama tabii vaktimiz yetmediği evet, için seyircilerimiz. Hocam yani bize ayrılan süremizin de sonuna geldik. Biz Mıklı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani sağ olsun bize bugün eşlik etti, ülkesini tanıttı. İnşallah ilerleyen programlarda Kırgızistan'la alakalı tekrar bir konuk etme durumumuz olursa daha detaylı bir şekilde. Yani konuşamadığımız pek çok şey oldu. Doğal güzellikleriyle alakalı işte kültürüyle alakalı vesaire. İnşallah ilerleyen programlarda tekrar biz konuk etmeyi isteriz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi ülkeni tanıttın. Seyircilerimize de ülkemizi tanımış olduk. Biz memnunuz. İnşallah biz de bir nasip olursa bir gün Kırgızistan'a gideriz. Orada İnşallah yerinde görürüz. Bekleriz sizleri de orada. İnşallah. Eyvallah. O zaman kapanış için biz kıymetli evet, seyircilerimize bu programda da bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek programda yeni bir ülkeyi sizlerle beraber konuşacağız inşallah. Yeni programda görüşene kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet kalın diyoruz.